3D Studio Max üzerinde materyallerimizi düzenleyerek modelin hem texture maplerini diffuse layer'ı üzerinde ve normal bump maplerini de bump layer'ı üzerinde hazırladık. Şimdi bir layer üzerinde daha specular map'i yüklemek istiyorum. O yüzden specular map üreteceğim arkadaşlar. Specular map'i crazy bump kullanarak üreteceğim. Crazy bump şöyle açacak olursam basit bir shader üretme programıdır. Bakın buradan click this button to begin diyor. Ben ne tür bir dosyadan specular map üretmek istiyorum? Benim bir normal map'im var. Normal map'in olduğu için ben bir normal map kullanarak o normal map'in üzerinden specular map üretmek istiyorum. O yüzden open normal map from file seçeneğini tıkladım ve çalışma klasörümden arkadaşlar normal maplerimi seçeceğim. Root dizininde önce kafa normal map'ten başlayalım. Bakın seçtim, open diyorum. Program bana şu şekilde bir ön izleme sunuyor. Bakın burada bir preview ön izlemesi var. Burada bir ön izleme sunuyor nasıl bir parlaklık olacağını. Şu kısımda ise arkadaşlar benim çıkartmak istediğim map specularity olduğu için, specular map olduğu için bunu seçiyorum. Specular map nedir? Specular map şöyle bir shader map'tir arkadaşlar. Beyaz olan kısımlar, map'in üzerindeki beyaz olan kısımlar ışığı en çok yansıtacak olan, en çok parlayacak olan kısımlardır. Siyah olan kısımlarsa ışığı en az yansıtacak olan kısımlardır. Şöyle bir specular map bizim için çok fazla parlaklık oluşturacağı için bu specular map'i ben şu sol taraftaki menüde arkadaşlar bakın specularity map'in burada ayarlanabilecek özellikleri var. Buradan öncelikle şu parlaklığını yok etmek istiyorum. Bir de texture influence'da arkadaşlar bu texture'a göre biraz daha texture detayını alabileceği için bunu sona kadar çektim. Texture detayını olabildiğince kullansın diye. Enhance detay da yine biraz daha detaylandırmalı bir şekilde bakın. Şuralarda detayın arttığını gördünüz. Brightness, işte brightness'ı azaltacağım. Bu kadar değil, biraz daha azaltmak istiyorum. Bu kadar da çok fazla. Şöyle 39. 39 seçeneği benim için yeterli. 39'a kadar getirdim brightness'ı. Bakın sadece şu beyaz olan kısımlar biraz daha fazla parlayacak. Diğer tarafların çok fazla bir parlamasını istemiyorum. Contrast ve add noise'la çok fazla bir işim yok. Oraları oynamayacağım. Böyle bir specular map kafa için yeterlidir. O yüzden arkadaşlar save diyorum. Save dedikten sonra save all textures yerine sadece save specularity to file seçeneğini seçiyorum. Ben sadece specular map kullanacağım. Kafa şöyle isimlendirmesini yapalım. Kafa spec şeklinde JPEG olarak kaydetsin. Bakın kafanın specular map'ini kaydettim. Şimdi ise diğer parçaları yükleyelim. Gövdeyi yükleyelim. Gövdeninki gövde normal map açtım. Specularity sekmesine geldim hemen. Bakın bu kadar bir parlaklık olmasını istemiyorum yine. Şunu sona çektim, bunu da sona çektim. Bu kadar bir parlaklık olmasını istemediğim için şöyle düşürelim. 39'a kadar gelsin. Bu kadarlık bir detaylandırma yeterli. Save. Gövdenin specular map'inde bu şekilde kaydediyorum. Bir de zırhlar var. Zırh normal map seçtim. Haliyle zırhların diğerlerine göre biraz daha parlamasını isteyebilirim ama bu kadarlık bir parlaklık yine de zırhlar için fazla. Öncelikle şöyle texture detayını alsın. Brightness'ı 50 yerine 45'e getirelim arkadaşlar. Bu kadarlık bir brightness zırhlar için yeterli olacaktır. Save. Save script. Onu da kaydedelim. Zırh spec save. Bunu da kaydettim. Artık kapatabilirim Crazy Bump'ı. Şimdi ise materyal editörü tekrar açıyorum.
Açtıktan sonra arkadaşlar Specular Map'leri atayabilirim. Şuradan başlayalım. Burası gövde diffuse PSD'ydi. Specular Color değil, Specular Level üzerine ekleyeceğim. O yüzden None Bitmap buradan gövde spec bulacağım. PSD değil, JPEG'de onlar. O yüzden buradan gövde spec dosyasını buldum. Open. Bakın şöyle yukarı çıktım. Gördüğünüz gibi hemen bir parlaklık oluştu. Bakın şöyle kapatabilirim. İşte bu normal map'in biraz daha belirgin olmasını sağlıyor specular map. Işığın normal map üzerinde bakın şöyle etrafını döndüğümüz zaman nasıl hareket ettiğini, o normal map detaylarının nasıl göründüğünü görüyorsunuz. Daha da bir gerçekçilik katıyor. Kafanın specular map'ini yükleyelim. Kafa spec open. Kafanınki de geldi. Bakın gözlerde şu anda herhangi bir specular map yok. Asıl en fazla parlamasını istediğim yer benim gözlerdir. Gözlere ayrıca Photoshop üzerinden detaylandırma gireceğiz. Ve gözlerde de daha sonradan render öncesi işlemlerde son düzeltmeleri yapacağım. Zırhların specular map'ini yükleyelim. Zırh spec de şu. Open. Zırhların specular map'ini de yükledim. Zırhlarda bu şekilde o parlamayı aldı arkadaşlar. Evet. Specular map'leri de bu şekilde ayarladık. Zırhların biraz daha parlamasını istersem specular map ayarını biraz daha arttırabilirim. Ya da şu şekilde Photoshop üzerinden de bakın specular map'leri örneğin zırh spec Photoshop'a yükledim. Şuradan Photoshop üzerinde de bu layer'ların arkadaşlar düzenlemesini yapabilirim. Adjustment'ı açtım. Brightness ve Contrast'tan Brightness'ını şöyle biraz arttıralım. Bakın şu kadarlık bir arttırma yaptım. Ctrl S diyerek zırh spec JPEG olarak kaydediyorum. Eski dosyayla değiştirdim. Okey. Tekrar burada zırh spec gösterdim. Biraz daha zırhlar parladı. Bakın daha parlak bir görüntüsü oldu. Specular map'leri de bu şekilde export ettikten sonra artık modelimizin render işlemlerine başlayabiliriz. Hem ZBrush'tan hem de Max'ten nasıl render alınıyor? Onları göstereceğim. ZBrush'tan kolay render nasıl alınır, nasıl çıkartılır ve alınan o kare nasıl düzenlenir Photoshop üzerinde onu göstereceğim. İlk önce ZBrush'ta onu gösterdikten sonra arkadaşlar daha sonra da bir Max üzerinde render sahnesi ayarlayacağım. Ve o render sahnesinin nasıl ayarlanacağını, ışığın nasıl yerleştireceğini, sahnenin arka planında neler olabileceğini göstereceğim. Ve bir de Max'ten render alacağız ve bu şekilde derslerimizi